Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Kasım Pazartesi günü Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da da yine 9 koşul bir program vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2 altılı var orada yani onu öyle söyleyeyim. Elazığ'da ise şimdi sizlere 8 koşul program vereceğiz. Bir tane altılı ganyan var. Dörtlü ve üçlü ganyan ilk ayaklarını tek geçeceğiz. O yüzden yani birinci ve ikinci koşuyu tek geçerek başlayacağız. Bir tercih yapıp tabii ki haliyle. Zor olabiliyor ama yapacak bir şey yok. Bu bizim belirlediğimiz bir usul. Eğer farklı düşünüyorsanız tabii ki ona göre bir dörtlü üçlü ganyan yapanlar varsa diye söylüyorum. Bildireyim dedim. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Beğeni butonunun yan tarafındaki teşekkürler üzerinden destek verelim arkadaşlar. Bu arada tabii katıl üyeliğinden de destek verebilirsiniz bizlere. Katıl üyeliğinde en düşük üyelikten bile olsa bizlere desteğiniz çok kıymetlidir. Bunun dışında teşekkür desteği de tabii ki verebilirsiniz. Teşekkürler butonuna tıklayıp oradan o bir hani üyelik olarak değil de tek defaya mahsus şekilde oluyor. Bunları yapabilirsiniz. Evet, saat 6'da ilk yarış Elazığ'da Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı olacak. Kirazlı Dere ve Semiham Eküri olarak start almaktalar. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz isimler de tabii işte Berat Güzel'i 61 gün arayla geliyor vesaire. Zor bir yarış. Arya Lina bir tane dördüncülük elde etmiş bir safkan ilk startında. Onun dışında 3 yarıştır etkisiz gelse de daha evvel 2 tane dördüncü olan bir Polly Gray var. Bu safkanların start aldığı bir koşuda tek geçeceğiz ve işimiz zor olacak. Bunu bir kere söyleyeyim. Sizlere bir idmanları göstermek istiyorum. İdmanlarda arkadaşlar hususlar şöyle. 2 Kasım tarihinde idman yapan safkanlar var. Onları burada daha çok ciddiye alacağız haliyle. Ve bu idmanlar doğrultusunda arkadaşlar baktığımızda çok rahat bırakılmış olan bir Berat Güzeli var. 45-30 şeklinde geliyor. Ve bir de 40-80-27-40 gören bir Kirazlı Dere var. Yani açıkçası biraz zor bir yarış dediğim gibi. Ama burada bir tercih yapılması gerekiyor. Ben de bu koşullardan ötürü birazcık da rahat bırakıldığı için vesaire mesafedeki derecesini de göz önünde bulundurabiliriz. Tabii ki mesela Berat Güzel'i 1.17.83'ü var. İşte burada mesela Kocaeli derecesi Semiham'ı görüyoruz. Mesela o da Ankara derecesi. Yani bunlar biraz yanıltıcı olabilir ama yani koştuğu grupları vesaire de düşününce 2 ay evvelki grupları daha rahat olmasıyla birlikte ben burada 2 numara Berat Güzel'ini tek olarak seçtim. Sıralı ikili net bir şekilde bir şey söyleyemiyorum ama sanki ekürlerden bir tanesi ikinciliğe girecekmiş gibi geliyor. Burada Semihan bilhassa olabilir ama Kirazdere de tabii ki bir iyi idman yapmış vaziyette. Zor yani burada sıralı ikili zor. Gelelim ikinci koşuya saat 6.30'da 5 safkan start almakta. Şartuş dişi 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar bir ismi tek geçeceğimiz zaten belli. Yani işte Besting, Munensan, Dancing Grace, Frontliner ve Öykü Can'dan oluşan bir grup. Yine bizi zorlayabilecek türde bir yarış aslına bakarsak. İnisiyatif alacağız. Yani tamamen hangi atı tuttuğumuza bağlı olarak belirlenecek bir durum bu tek konusu. Ben de burada 2 numara Munensan'ı zaten geçmiş videolara bakarsanız ben bu atı her yarışında hemen hemen önermişimdir. Tabii son 6 yarışta sadece bir kez galibiyet elde etti ama şimdi şu anda sadece 5 atın start aldığı bir yarışta ben galibiyet ihtimalinin fazlalaştığını düşünüyorum. Tabii mesela bir hafta evvel Öykü Can 3. oldu son yarışında. İşte Munensan 5. oldu. Aynı yarış mı değil mi bilmeyenler için bir göstermekte fayda görüyorum. Öykü Can 16 handikap dişi Elazığ'da koştuğu bir yarış 28 Ekim tarihli. Munensan gösteriyoruz. 16 handikap dişi aynı yarış arkadaşlar 5. oldu. Ama yani ben yine de Munensan'dan yana tercihimi kullandım. Öykü Can son yarış 3. olmuş olmasına rağmen 2 numarayı burada 1. olması beklediğim isim olarak seçtim. 2 arkası 5 sıralı ikilisinde oynayabilirsiniz. 3. koşu saat 7'de 14 handikap 3 yukarı İngilizler 1600 kuma çıkıyor safkanlar. Arkadaşlar altılı ganyan ilk ayağına gelmiş bulunmaktayız bilginize. Favorimiz burada 2 numara Zertas'tır. Hemen ardından 4 numara Mirage Effect diyeceğiz. Şimdi bir kere burada şunu netleştirmemiz lazım. Küçük kupon mu yapacaksınız, geniş kupon mu? Ona göre bütçelerinize göre arkadaşlar verdiğimiz atları seçebilirsiniz.
Biz de burada 2 ve 4'ü yani 2 safkanlı oyunu küçük kupon olarak değerlendiriyoruz. Olası geniş kuponlarınız için 5 numara Blue Sea Wind ve 1 numara Kara Kara'yı yazıp toplam 4 ata kadar çıkabiliriz. Yani 2 4 5 1 şeklinde bir oyunu tercih etmiş bulunuyoruz. Bu koşuda arkadaşlar altılının ilk ayağında. İkinci ayağa geldik. Dördüncü koşu saat 7.30'da şart 4 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar Atik ve Sarnıçkaya Ekürü, yalnız ben size şunu söyleyeyim. Yani çok net, çok net söylüyorum. Atik geçilmeyecektir burada. Doğanhan rakip olur. Yalnız 53.5'a 61.5 kilo. Arada çok ciddi bir kilo farkı var. 8 kiloluk bir fark. Ve bir hafta evvel ikincilik elde ederek geri dönüş yapan bir Atik var. Yani Atik daha çok İzmir pistinden biliyoruz. Veya işte genel olarak Batı illerinden biliyoruz. Ben geçen yarışki videoda şundan bahsetmiştim. Hatırlıyorum şu anda. Yani Atik dördüncülük elde etti. Bir geri dönüş yapıyor gibi demiştim ki ikinci oldu. Şu anda bu yarış için arkadaşlar kazanmaya en yakın isimdir. O yüzden 7 numara Atikati'yi Bankotek olarak veriyorum. 7 arkası 2 muhtemel bir sıralı ikili olacaktır burada bilginize. Aynı zamanda burası dörtlü ve üçlü ganyanı da kapsıyor. Dörtlü üçlü ganyan oynayan arkadaşlarımız için bir şey söylemem lazım. İki ayakta biz birinci ve ikinci koşuda evet tek geçmeye çalıştık ama zorlanarak biraz oldu. Onun için eğer diyorsanız ki ben dörtlü üçlü ganyan oyunu yaparken bütçeleri zorlayabilirim birazcık. O zaman oraları tek geçmeyip sadece altılıda verdiğimiz buradaki verdiğimiz teki dörtlü ve üçlü ganyanlarınıza tek bırakarak diğer ayakları doldurma yolunda da gidebilirsiniz. Bu bir seçenektir bilginize. 7 numara Atikati'yi tek verdik. 7 arkası 2 sıralı ikili dedik. Geçiyoruz 5. koşuya. Saat 8'de Maiden Dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada favorimiz muhtemelen kazanacak isim olduğunu düşünüyorum. Sami Kaplan idaresinde Miss Joy 3 numara arkadaşlar favorimizdir. Yani %100'lü kuyruğuna geldi. Gerçekten 3 yarıştır ikincilik elde ediyor. 1.19.93'lük derecesiyle şu anda bu grupta kazanması lazım. Tabii ne olur ne olmaz ihtimaline göre başka atlar vereceğim ama Miss Joy alternatif tek olacaktır bilginize. Yanına Spirit of Gözde 5 numaralı safkan Mehmet Taşkaya idaresinde tercih edilebilir. 3 yarıştır 3. olan bir safkan o da baktığımızda. Başka bir isim bilemiyorum yani isterseniz yazabilirsiniz herhangi bir atı ama sanki üçlü bara zaten böyle tek olmayı hak ediyor gibi gözüküyor. Çok da zorlamak istemedim hani tek bırakma açısından. Burada bir de şöyle de bir durum var arkadaşlar. Baktığımızda No My Love ve You My Love da ekürü olarak start alacaklar. Onların da bir taktik mücadele ortaya koyma ihtimalleri var. İşleri biraz karıştırabilir ama ben 3 numaranın burayı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yanına rakip olarak da 5 numarayı değerlendirip belki tek atmayabilirsiniz buraya ama 3 numara alternatif tek yanına 5 muhtemel olarak ilave gözüküyor. 6. koşuya geldim. Saat 8.30'da 16 handikap. Dişi 4 tükar Araplar. 1600 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar Yusuf Cengiz idaresi de 1 numara Baalbek favoridir. 2 yarıştır kazanan bir at. Favori vermek zorundayız yani böyle durumdaki bir atı. Ve benzeri durumda olan başka atlar var. Onlara da hemen şans tanıyorum. 33 gün evvel kazanan ve 2 yarış üst üste galibiyetle gelen İsa Akyavuz'la 5 numara göze çarpan. Ve yine 7 numara Hoşgül at. Yani o da bir hafta evvel kazandığı yarışla birlikte 2 yarıştır kazanır hale geldi. Ben bu duruma çok önem veriyorum. Yani gerçekten atların formda olması, üst üste yarış kazanması. Hani böyle iki yarış kazanıp açık yarışa koşan değil de hani bu düzeyde 16 handikapta at iki yarıştır kazanıp geliyorsa bir ihtimal vardır. O yüzden ben özellikle bu atları burada tercihlerimde öncelikli tuttum. Yani 1-5-7 küçük kupon için idealdir. Geniş kupon için 4 numara Bitirim Seda, Ferit Yardımcı idaresindeki Safkan ve 8 numara Raziye Tay, Hüseyin Altınkılıç idaresindeki Safkan'ı tercihlere alabiliriz. Toplam 5 ata çıkılabilir. 3 atta da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Burada dışarıda bıraktığımız zaten çok fazla bir at kalmadı. Gömeç, Hoş Seda ve Termeli Kızı sadece 3 tane atı tercih etmedik.
Ki şunu söyleyeyim, ben bu üç atı da geçmişte başka yarışlarda muhakkak önermişimdir. Hani tanıdığımız bildiğimiz atlar. Maalesef şu anda bu grupta biraz şanslarını az gördüğüm için tercihlere alamadım. Ama yine de yani bunu sadece belirtmek istedim. Hani bu atlar da kötü atlar değiller en nihayetinde. Bu riski bilerek oyununuzu yapın arkadaşlar. 7. koşuya geldik. Saat 9'da 15 handikap. 3 yaşlı İngilizler 2000 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 gün evvel koştu kazandı. Ali Akgöbek ile birlikte 1 numara Poliglot bu koşudaki favorimizdir. Tabi yani Poliglot'un bir kere tabela durumu çok önemli. İyi bir tabela süreciyle geliyor ve 10 gün evvel kazandı. Haliyle burada galibiyete yakın bir isim. Ama rakipleri var. Ferit Yardımcı'nın bineceği You Are Just Fine 4 numara. Yani 2 yarıştır kum pist ikinciliği elde ediyor olması, 6 yarışlık bir tabela süreci olması Safkan'ın önemli. 9 gün evvel ikinci oldu. Hüseyin Altın Kılıç'la birlikte 5 numara Korfalı. Yine bir hafta evvel ikinci olmuş bir Safkan olarak burada fırsat kollayacaktır kendisine. Tercihleri aldık. 1-4-5 arkadaşlar küçük kupondur. 2 numara Phantom Warrior ve 3 numara British Breeze. Geniş kuponlar için tavsiyelerim olacak sizlere. Tabii The Puissant ve Dexday dışarıda kalan isimler. Onlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Eğer iki tek yaptıysanız, yani alternatif tek olarak Miss Joy'u görüyordum biliyorsunuz ki Maiden yarışta. Eğer Miss Joy'u da tek bıraktıysanız o halde burada 7 atı birden yazabilirsiniz. Yani hepsi yapabilirsiniz bu koşuda. Bu bir seçenek olarak önümüzde durmakta. Biz tabii ki her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Yani her bütçeyi düşünüyoruz. O yüzden arkadaşlar küçük kupon olsun, geniş kupon olsun, tek bir tane tekli oyun veya iki tane tekli oyun olsun hepsine göre bir planlama sizlere sunuyoruz. 8. ve sonuncu koşuya geldik. Saat 9.30'da 14 handikap 3 yaşlı Arap atları. 1700 metrede kum pistte çıkacaklar. 10 adet safkan start almakta. Arkadaşlar 14 gün evvel koşup kazanan Safkan Bıçkın Kral 2 numara favorimizdir. Ardından sizlere burada tabii 1 numara Kral Baran Ferit Yardımcı dersek Safkan'ı. Mehmet Doğan'la birlikte 10 gün evvel 3. olan Eski Kaleli 3 numaralı Safkan'ı. İsa Akevuz'u 4 numara Reşo Hat'ı 14 gün evvel 3. olmuştu. Ve artık birazcık daha cazip isim bakımından Yusuf Cengiz'de Ferhat kardeş 7 numarayı değerlendirmeye alabileceğimizi düşündük. Size bu şekilde bir oyun önerisi getirdik. Yine 5 ata çıkılabilir olarak yorumluyoruz. Tabii ki yani burada grupta şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu yarış için söylüyorum. Hani 10 atın tamamının gelip sürpriz yapma ihtimali var. Kimin tamamen böyle ganyanda favori çıkacağı belli değil. Son yarış kazandığı için Bıçkın Kral biraz daha yakın. Biz de o yüzden favori verdik ama mesela örnek veriyorum. Taç giydiren oyunda bahsetmediğim bir isim. Son yarış kötü olması buna sebep olmuştur. Ama daha evvelki performansı gayet iyi. Eşim mesela Kanturalı Gülü bir hafta evvel üçüncü olmuş bir at. Mir Kasırgası mesela örnek olarak söylüyorum. Yani son yarışları kötü ama gelse çok güzel bir cazip. Yani bunları tabii ki yakalamak lazım ama bazen de böyle yarışlarda el mahkum tercih edemiyoruz. Çünkü ya yani Bıçkın Kral, Kral Baran, Eski Kaleli, Reşohat ve de Ferhat kardeşi yazdık. Hani zaten iyi olduğunu düşündüğümüz 5 tane atı tercih edebiliyoruz burada. Yani daha ne yapabiliriz? Anlatabiliyor muyum? Yani daha fazlasını zaten yapamayız. Bu atları da yazmak zorundayız. O yüzden böyle durumlarda bir vazgeçme durumu yapmamız gerekiyor bazı atlardan arkadaşlar mecburen. Evet, bu videoyu bu şekilde bitiriyorum. Diğer video biliyorsunuz ki yayında kanalımızda mevcuttur. Bursa tahminleri arkadaşlar seyredebilirsiniz. Abone değilsek abone olalım. Katıl üyesi olarak destek verelim. Videoyu beğenelim ve tabii teşekkürler butonuna tıklayıp oradan destek olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.